LGS'ye son 79 gün Milletin Bakanı sınav tarihini ertelemek istemediğini söyledi. Eğer bir değişiklik olmazsa sınavı tarihinde yapmak istiyoruz dedi. Dolayısıyla biz belirlenen tarih 79 gün kaldığı için geri sayım yapmaya devam ediyoruz. Şimdi günün sözünde Joel Brown diyor ki, başarısızlıkla ilgili harika olan şey sadece geçici olmasıdır. Onu kucakla ders çıkar ve paralanmaya devam et. Yani denemelerimize hatalar çıkabilir, sorularımıza hatalar çıkabilir. Biz bunların çözümünü yapıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hocam sorularım şunlar demiş. Hemen Neyfel Özkanlı'nın beyin alan sorularına bakalım. 250-300 puan alan olan en fazla kaç puanı çıkar? Şimdi eskiden olsa belki çıkabileceği puan çok fazla yüksek söyleyemezdik. Ama şimdi biraz da yükseltebiliriz. Neden? Çünkü milletim Bakanı yaptığı açıklamada 13 Mart sonrası konular sınavda yok. Yani sizler Türkçe'de diyelim ki bu kadar konu vardı. Matematikte bu kadar konu vardı. Fende bu kadar konu vardı. İnkılapta, İngilizce'de, dinde bu kadar konular vardı ya. Şu anda bu konuların hepsinden sorumlu değilsiniz. Yani 13 Mart'tan sonra konulardan sorumlu olmadığınız için... ...Türkçe'de, matematikte, işte Fende, İnkılapta, İngilizce'de... ...sorumlu olduğunuz konu sayısı azaldı. Ve dolayısıyla siz daha soruyla daha yüksek netlere çıkabilir ve puanınızı daha fazla artırabilirsiniz. 400 artı puan için günde 150 soru yeter mi? Bence yetmez. Daha fazla çözmen çok daha fayda olur. Çünkü okullar da tatil. Çok konu eksiğim var. Çok korkuyorum. Ne yapabilirim? Hiç endişelenmeye gerek yok. Tonguç Akademi olarak ev okulu takip et. Bizler senin konu eksiklerinin hepsini kapatacağız. Ev okulda öğrencilerle beraber ...sıkı sıkıya çalışmalarımızı yapacağız. Sizce bu tatilde günde kaç konu çalışmalıyız? Bilinçli eksik konularımızın hepsini tamamlamalıyız. Yani Türkçe'de, İnkılap tarihinde... ...Din'de, İngilizce'de, Matematikte, Fen'de... ...eksik konumuz kalmamalı. Zaten 13 Mart'tan sonra... konuları çıkmayacağını söyledi Milletim Bakanı. E, deneme çözeceğim diyorum. Tam baştan başlığım, başladıktan sonra bırakıyorum, ne Asla ve asla başladığımız denemeleri bitirmeden kalkmamalıyız. Ve denemeyi başlamadan önce de düzgün bir şekilde ortamı ayarlamamız gerekiyor. Ve biliyorsunuz şimdi biz hızlama denemelerini bu 13 Mart'a kadar konulardan yapmıştık. Şanssızlık, şanssızlık mı diyelim, şanssızlık mı diyelim. Burada ev okul tatil yani daha doğrusu bu uzaktan eğitim tatili başlamadan önce konular vardı. Dolayısıyla bu şu anda tam da sınava uygun bir LGS provası olmuş oluyor. Buradaki son konular yok. Gerçek sınavdaki son konular yok. Bu yenilenen sınavda muhtemelen eksik konular olduğu sınava uygun. Dolayısıyla bu kaynaktan çözebilirsin şu anda. Buradaki soruları çöze, çözmeden önce. Hadi bakalım başlayayım demeyeceksin. Denemeni baştan ayarlayacaksın. En baştan saatini, ortamını düzenleyeceksin. Ve sınava başladığında da kimse seni rahatsız etmeyecek. Sessiz bir şekilde sınavını çözeceksin. Hocam ne zaman konularımızı bitirmeliyiz ve tam deneme çözmeye başlamalıyız? Artık tam deneme çözmeye başlayabiliriz. Daha doğrusu hızlama denemelerinden çözmeye başlayabiliriz. Tam denemelerde veyahut da bizim sizlere önceden verdiğimiz soru bankalarında çözmeyeceğiniz denemeleri sizlere söyleyeceğiz. Çözmeyeceğiniz soruları söyleyeceğiz. Çünkü bazı konular çıkarıldı. 13 Mart'tan sonra konular çıkarıldı. Hocam matematik netim 8-10 nasıl yükselir? Şu anda bol bol matematik sorusu çözersen, şu ana kadar işlediğiniz konularla alakalı soruları çözersen matematik netlerin yükselir. Tatil süresi uzayacak mı? Uzayacakmış gibi gözüküyor ama tatil süresi uzasa da uzamasa da bizler çalışmaya devam edeceğiz. Hocam gerçek adım Ahmet Talha Özkan demiş. Aa tamam güzel tebrik ediyoruz. Aksaray Hazım Kulak Anadolu Sesini tanıtır Hemen bakalım. Onu tanıtmadan önce suç ve ceza Dostoyevski'nin çok önemli bir eseri. Bu kitabı da okumanızı istiyoruz. Şu anda tatil olduğunuz için okuyabileceğiniz çok fazla zaman var. Günün okuna baktığımızda Hazım Kulak Anadolu Sesi Aksaray'da 5.29 alıyor. YKS'de öğrenci yerleştirme yüzdesi 169. Yani 100 öğrencisinin 69'u üniversite sınavında çok başarılı olmuş diyebiliriz. E, günün kaynağı hızlama denemeleri esasında günün kaynağı. Şu anda yılın kaynağı oldu. Çünkü tam da e, bu uzaktan eğitim tatilinden önceki konuları e, içeriyordu. Ve Eğitim Bakanı da son konuları almayabiliriz dedi, almayacağız dedi. Çünkü onları öğrenciler işlemediler dedi. Okula gidemeyen daha doğrusu uzaktan eğitim imkanı olmayan ve şu anda da okula gidemeyen öğrenciler bunlardan son konuların olduğu konulardan sorumlu olmayacaklar diye. Dolayısıyla bizler hızlama dönemlerindeki bu yeni nesil beceri temelli soruları çözebiliriz. Ve şu anda bu konulardan soru çözmemiz bizim için çok daha faydalı olacak. Günün sorusu Mustafa Kemal Birinci Dünya savaşında hangi cephede savaşmıştır? Bilgiye dayalı bir soru ama hangi cephede değil de hangi cephelerde savaşmıştır diyelim. Ardından da ödüllü sorumuza yorumlarınızı bekleyelim. Bizler buradayız arkadaşlar. Mutlaka... LGS'de yaşanan değişimle alakalı videomuzu izleyin. Ardından da zaten tüm sorularınız cevap bulmuş olacaksınız. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Tonguç Akademi olarak ev okulda sizlerin her sabah yanınızdayız. Sizler evde bizlerle beraber çalışırlar, bizlerle beraber çalışaraktan ve kendiniz güzel güzel çalışaraktan en güzel sonuçları elde edeceksiniz. LGS sizden asla kurtulamaz. Kolay gelsin arkadaşlar.